İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı sonrası YouTube yayınımızda. Bu sefer Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Perşembe günündeyiz. Ayarlarınızda oynamayınız. Çarşamba günü mü acaba bu diye düşünmeyiniz diyeyim. İyi Bu akşamlar. ara Mert Yılmaz'ın ayarlarıyla oynadılar. Bir hafta Salı, bir hafta Perşembe. Yeni yılla beraber rutine döneceğiz inşallah. İyi akşamlar, selamlar herkese. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Karar beklendiği üzere 2,5 puanlık bir artış halinde geldi. %40'tan %42,5'a çıktık. Belli ki metinden anlaşıldığı üzere 1-250 bas puanlık faiz artırımına daha kapı aralık gibi gözüküyor. Bundan sonra sıkılaşma adımlarının devam edeceği ama en kısa zamanda da bitirilmesi hedeflendiği cümlesinden bunu anlıyoruz diyeyim. Piyasa ilk başta buna bir pozitif tepki verdi. %1'lere yakın bir değer artışı söz konusuydu. Ardından tekrar aldığını verdi, sıfırladı. Sonrasında bankalar tarafına gelen bir satışla birlikte tekrar geri çekilme söz konusu idi. Ancak 7.650'nin üzerinde bir kapanış. %1,33'lük artışla birlikte kapanış bizi 7.764 endeks değerine getirdi. Oradan bir başlayalım. İstersen merkezden başlayalım. Tamam. Öğlen zaten bir yayın yaptık. Şahane de bir yayın oldu. Senin de emeğine sağlık. Emre Hoca'nın da, Teşekkürler, senin de Sertaş'ın ağzına sağlık. da. Teşekkürler. Yani uzun sayılmayacak ama hızlı bir sürecin sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Ya da çok yaklaşmış gibi görünüyoruz. Yani bir adım kaldı sanki. İfade senin de söylediğin gibi metinden öyle anlaşılıyor. 8,5'la başlamıştı Sayın Bakan göreve, Sayın Başkan da yeni görevine, Sayın Erkan. Sonrasında atılan adımlar. Aslında bu süreç başladığında ilk bir iki toplantının ardından, yani ben de öyle düşünüyordum, piyasanın geneli de o yöndeydi. Yıl sonunda 40 faiz, yılı %40 politika faiziyle kapatırız gibi bir düşünce vardı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada 42,5'tayız. Yani sevgili Tufan Cömert'le de az önce bir WhatsApp yazışmamız oldu. O da artık Londra'da. Ben senin okuduğun gibi okudum metni. Yani bir adım daha atacağım ve bu 250 olacak gibi. Çünkü o yavaşlama ifadesi var orada. O yavaşlamayı ben zaten 500'den 250'ye indirdim. Şeyi ne derler? Adımın büyüklüğünü gibi anladım. Tufan da dedi ki ya yani 250'den de küçük bir adım olabilir. Belki 100-150 puan gibi. Ama burada önemli olan şey şu. Net benim gördüğüm en az bir faiz artışı daha göreceğiz. Bu bence 250'den fazla olmayacak. Maksimum 250 artık. Altında olur mu? Ben hala 250'nin temel senaryo olduğunu ve %45'te tamamlayacağımızı düşünüyorum yılı. Ve ben öğlen de söyledim. Ben Merkez Bankası'nın yerinde olsaydım yani yeni yılda da psikolojik olarak sadece bir Bak, kere orada bir şey düzeltmek istiyorum. Yılı %45'le tamamlamıyoruz. Yılı pardon. %42,5'la tamamlıyoruz. Pardon, affedersin. Yeni Teşekkür yılda ilk toplantı ile birlikte %45'e çıkacağız. Ondan sonra iniş trendi başlayacak. Teşekkür ederim düzeltmen için. Ya ben olsaydım yeni yıla da faiz artışıyla başlayan ve bir faiz artış yapıp duran belli bir süre bekleyen en azından benim temel senaryom o ve genelde de bu senaryonun paylaşıldığını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısıyla birlikte de faiz indirimlerine başlayabilecek bir Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısı bir faiz artışı yapmaktansa eğer bunun doğru noktasının %45 olduğunu düşünüyorsa ben bu toplantıda da 500 yapıp geçip dükkanı kapatmasını daha doğru bulurdum. Aslında aradaki 2,5 puanlık faizinde çok bir anlamlı etkisi artık kalmadı piyasada. Gördük de zaten. Yani özellikle piyasa beklentisi doğrultusunda geldiğinde kararlar bu beklentiyle gerçekleşmenin örtüşmesinin ne kadar da önemli bir şey olduğunu bir kez daha gördük. Bir fiyatlama etkisini görmedik. Kur tarafında zaten bir sakinlik söz konusu. Bunun çeşitli nedenleri var. İşte ne bu? En önemlilerinden bir tanesi CDS primindeki düşüş. Bir kez daha söyleyeyim. Bu sadece bize özel bir durum değil. Bütün özellikle gelişmekte olan ülkelerin risk priminde bir düşüş var. Biz 700'lerden geldik. Çok kıymetli. En son akşam saatleri 285-286'lardaydı.
Ama her şeye rağmen hala çok, yani rakiplerimize göre hala yukarıdayız. Bizden sonra şey geliyor, Güney Afrika geliyor. Bildiğim kadarıyla 220'lerde onlar. Hala hatta 100'ün altında risk primi olan ülkeler var. Biz hani 700'ü görüp de 285'e 300'ün altına gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz ama bir kez daha söyleyeyim. Evet, biz bir miktar pozitif ayrıştık ama hala çok yüksekte olduğumuzda, yani bu gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerini bir grafiğe koyduğunda Türkiye hep en üste çıkıyor. Yani şey aşağı doğru geldi. Grafik aşağı doğru geldi ama hala en yukarıdayız. Ama netice itibariyle CDS primindeki gerileme, Merkez Bankası'nın brüt rezervindeki artış 142,5 milyar dolar artık. Net rezervdeki eksi, swaplar çıkartıldığındaki eksi 40 milyarın altına geldi. 39 milyar dolarlarda artık. Kullanılabilir döviz tarafında eli biraz daha rahatladı. Merkez Bankası'nın bir miktar döviz talebinde bir zayıflama, yavaşlama var gözüküyor. Kur korumalı mevduattaki o çıkış stratejisi çalışıyor gibi gözüküyor. Bir miktar cari dengede baskının azaldığını söylemek mümkün. Ve tüm bunlar aslında Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Hangi alanda rahatlatıyor? Bir kere kur tarafında rahatlatıyor. Zaten en korkulan şey ne? Bu bir dezenflasyon sürecini başlatabilmek için yeni bir kur atağını yememek. O işin olmazsa olmazı. Yani o gol yedikten sonra zaten şey olmuyor. Bu altın gol gibi yani. O gol yediğin anda maç bitecek, bir daha döneceğiz, başlayacağız. Onun için de eli biraz daha rahatladı. Kur tarafında yön yukarı. Çok ciddi bir Türk lirası değerlenme beklenmiyor. Hatta bazı görüşler var. Matematik olarak Merkez Bankası'nın piyasadan döviz aldığına yönelik bir takım, yani çok ince kalem çalıştığında acaba öyle bir şey de çıkabilir mi buradan gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. Onun için kur tarafının seyri yukarı, özellikle dolar TL tarafında Emre Hoca'nın tabiriyle söyleyeyim 45 derecelik bir açıyla yükselen, devam eden bir şey. Ne derler? Dolar TL kuru. Euro tarafı biraz daha oynak. Orada özellikle öğlenki yayında sen de altını defalarca çizdin. Euro dolar paritesindeki hareketliliğin ve yukarı yönlü hareketliliğin bir etkisi var. Ve işin borsa tarafına geldiğimizde, ya önce şunu söyleyeyim. Bugünkü faiz kararı zaten beklendiği gibi geldiği için ben fiyatlamanın hiçbir tarafında, ne tahvilde, ne dövizde, ne borsa tarafında ana belirleyici ya da sert bir harekete neden olmadığını düşünüyorum ve öyle de gözüküyor rakamlar. Borsada bir volatilite yaşandı, doğru. Ama bunun bu gelişmeye bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Orada o uzun süredir konuştuğumuz, hani ben daha çok sistemin genel kredi büyüklüğünden söz ederek söylüyordum ama bazı hisselerde ortaya çıkan sert fiyat hareketlerinin krediler üzerine bir baskı yarattığını, yani o margin call, bir teminat tamamlama baskısı yarattığını, o teminatı bulmak için de ya da o nakli yaratmak için de taban olmuş hisseyi zaten satamadığına göre dönüp başka hisseleri satmak zorunda kalan bir piyasa. Ve o bıçak sırtı diye tanımladığımız o 7650 puan seviyesine kadar piyasa geldi. Bugün ne oldu da döndü? Büyük ihtimalle bu Viyop tarafındaki pozisyonlarla ilgili olası riskler, çünkü bir de işin Viyop tarafı var. Viyop tarafındaki şeyler de ortadan kalkınca ya da o baskı orada hafifleyince piyasa döndü, kendini bir yukarı atmaya çalıştı. Hep anlatmaya çalıştığımız şeyler, hep aynı şeyleri anlatıyoruz, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Kredinin piyasayı yukarı götürürken çok keyifli, böyle bir tatlandırıcı, hatta tatlının kendisi olduğunu, ama rüzgar terse döndüğünde aslında neredeyse, ki bir dönem yaşadık bunu, sen de hatırlayacaksın, bir sistem riskini yaratacak kadar büyük bir tehlikeyi de içinde barındırdığını bir kez daha, daha mikroda birkaç hisse özelinde yaşayarak gördük. Ben her ne olursa olsun bir kere 7650 puan seviyesinin altına gelmemesini ve bu kapanışın, bugünkü kapanışın 7650'nin üstünde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyorum. Osman aşağıya geçti, satış bitti mi diye. Net biçimde bitti diyemem. Ama yavaş yavaş bir toparlanma emaresi, sinyali bundan sonra biraz daha güçlenecektir gibi. Ama şöyle bir manada çıkmasın. Yani en kötü geride kaldı, satış bitti
ve bundan sonra burası çok hızlıca bir yukarı hareket yapacak gibi bir beklentiyi de şu anda oluşturmaya gerek yok. Hani yılbaşı rallisi, Noel rallisi falan olur mu derken biz Noel rallisini biraz tersten gördük. Aşağı doğru bir ralli yaşandı. Endeksin vitesi boşaldı neredeyse. Şimdi tekrar ne derler, tırnaklarımızla kazıya kazıya yukarı doğru çıkma gayretini göstereceğiz. Bu arada işin tek sevindirici tarafı, bugünü biraz dışarıda bırakabiliriz ama Allah'tan ki bankacılık endeksi çok iyi tutundu ve hatta piyasanın yıkıldığı günlerde bile pozitif ayrıştı. Yani o satış baskısına 30 bin üzerinde kaldı. Tabii bir de o satış baskısına katılsaydı, bankalar katılsaydı kuvvetle muhtemelen bugün 7100-7200 gibi yerlerde olmamız söz konusu olabilirdi. Şimdi orada o zaman madem Osman borsada satış bitti mi diye sormuş. Ben de şimdiye kadar izlediğimiz bir fragman mıydı? Yoksa filmin kendisini izledik, film bitti, serinin ikinci ya da üçüncü filmine mi geçiyoruz diye sorarak devam edeyim. İkinci sezon diyorsun. Vallahi yani yakın şu son birkaç günlük hikayesi değil mi? İkinci sezon diyorum hatta. Çünkü ilk sezon pandemiyle birlikte yükselişti. İkinci sezon bu düzeltme hareketleri ve aşağıya doğru geliş ve borsanın sürekli kazandıran bir şey olmadığının öğrenildiği, satış tuşunun da hatırlandığı ikinci sezon. Şimdi üçüncü sezon nereye bağlanacak? Hani böyle bazı şeyler vardır, kitaplar ya da dizi filmler, işte seri halinde çekilen filmler vardır ya, böyle ilkini izlersin, çok beğenirsin, bayılırsın, ondan sonra işte ikincisi olur. Ya o ilkinin tadı bambaşkaydı ve burada çok şey olmamış dersin. Sonra ondan sonra böyle bir ticari kaygıya dönüşür o. Ondan sonra 3. 4. 5. izlerken yani falan der, böyle sıkılır bırakırsın ya. Bu biraz bence öyle bir hikaye oldu. Yani o pandemi dönemiyle o başlayan ya pandemiyle birlikte o toparlanma süreci tabii o yani. Pandemi dönemiyle beraber ciddi bir şey de gördük, satış da gördük. O bence yatırımcı açısından en iyi sezon. Hani Oscar Ghost'tu orası. Oscar orada herkese gitti yani. Herkes parayı aldı. Sonrasında biraz daha dengelenen ama yine yatırımcısına getiri sağlayan ve ya bu ilk iki sezon şahaneymiş, bu sezon, üçüncü sezon da böyle olur diye bekleyenler açısından filmin tadı kaçtı açıkçası. Dolayısıyla aslında şunu da söyleyeyim. Normali de bu. Yani alışın da satışın da olduğu, piyasanın zaman zaman çalkalandığı, sert yukarıların, sert aşağıların olduğu, bizde bu ara fazla oluyor. Yani bu kadar sık aralıklarla olması çok normal değil ama senin söylediğin gibi o satış tuşunun olmadığı piyasa bitti. Şimdi burada bence izleyicinin, yani film üstünde anlattığım için izleyici diyorum, izleyicinin başka bir gözle belki izlemesi lazım artık yeni sezonu. O da şu, bütün o hep öyle anlatıyorum ya, her yerde seninle gittiğim her yerde. Bu ezber bitti. Yani şimdi yeni sezon, belki yeni aktörler, işte yeni kostümler, ne diyorsan adına. Şimdi başka bir dönem. Bu dünyadaki ekonomik konjonktür açısından da böyle, Türkiye'deki uygulanan ekonomi politikası açısından da böyle, bu ekonomi politikalarının çıktısı açısından da böyle, artık borsanın rakipsi olması açısından da, pek çok parametre açısından farklı bir sezon başlayacak ve buna adapte olmamız lazım. Yani futbol üstünde örnek vereyim, hani biz bugüne kadar hep 4-4-2 oynadık ve hep başarılı olduk, bundan sonra böyle oynayacağız dedim mi oyunun tadı bazen kaçabiliyor. Öyle olsaydı futbol icat edildiğinden beri hep aynı taktikle oynanırız. Sürekli taktikler değişiyor. İşte 3-5-2 oynanıyor, 4-1-4-1 oynanıyor. Her neyse. Sen de burada taktiğini değiştireceksin. Başka yapacak bir şey yok. Yani o mücadelede, o şampiyonluk yarışında, o kendi koyduğun, istediğin hedefe koşmak istiyorsan, gitmek istiyorsan taktiği değiştireceksin. O taktikle bir kere net bilgiye dayalı, duyuma değil bilgiye, altını bir daha çizeyim. Bilgiye dayalı, analize dayalı, alırken de panik yapmayan, eyvah kaçtı, mahsus kaldı, mal alamıyorum paniğini yapmayan, düşerken de eyvah kafamıza mal verdiler, yandık, bittik şimdi diye panik yapmayan bir stratejinin gelişmesi lazım. O genele yayılan alımlar bitti.
En azından belli bir süre. Her desteğin, her direncin çalışmayabildiğini gördük. Bir testle reformasyonu, bunun adı başından beri hep böyle konuşuyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Hani filmin sonu bence mutlu son. Yani sabreden, o sıkıntılı bölümlerde de izleyen, o sıkıntılı bölümlerden de kendine bir ders çıkartmaya çalışan izleyici filmin sonunda kendisi açısından mutlu sona ulaşır. Nedir o? Para kazanmak, bir reel getiri elde etmek. Ama sürekli böyle zaplayarak izlemeye kalkarsan ya da hiçbir şey olmamış gibi abi ben burada parayı 2 senedir, 3 senedir şu taktikle kazandım. Dolayısıyla ben böyle kazanmaya devam ederim diyenler için sorun çok ciddi olabilir. Çünkü bu yaşanan hani o ilk 1-2 sezonun aslında esas yatırımcı keyfini veren, hazzını veren ya da yaşatan unsurlardan bir tanesi kredi. Yani çok ciddi bir yukarı trend yakalandı. Bu biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi. Yani yukarı trend yakalandı da kredi mi destekledi? Kredi muslukları açıldı da o kredi muslukları yukarı trendi mi tetikledi? O ayrı tartışma konusu. Ama şimdi geldiğimiz yerde kredinin maliyeti, krediye erişim, testere reformasyonunda zaman zaman marjin kolların ortaya çıkabilme riski. Bunların hepsini üst üste koyduğunda çok sakin, acele etmeden, işlem hacimlerine bir daralma gözüküyor zaten. Çok normal. Yani herkes kilitlendi. Neredeyse herkes zararda bir kere. Belli süredir pozisyon taşıyanlar. Onlar mallarını satmak istemiyor. Öbür tarafta borçta parası çok yok kimsenin. En azından borç yatırımcısı açısından. Borçta parası olan da ya burası pek yukarı gidecek gibi değil. Yani şimdi burada da dönüp %3,5-4 aylık faiz var. Ya da ne bileyim 3 günlük 5 günlük faizden daha yararlanabilirim. Kaçan da bir şey yok. Vallahi galiba yukarıda gitmeyecek. Yani biraz daha da aşağı gelebilir. İşte 8.000'den alacağım ama 7.650'den alırım. O arada bir de TL faizi alırım. Hesapları yapılmaya başlandı. Dolayısıyla korku filmi bitti mi? Başlığı ben attırdım ama ya ortada aslında bir korku filmi yok. Biz filmi çok böyle gırgır, şamata, hani makara, kukara böyle çok eğlenceli olduğunu düşündük bunun. Ya bu komedi filmi için diye açtık. Meğersem biraz dram da varmış içinde. Komedi filmi diye izlemeye başladık. Film belli bir yere kadar da müthiş eğlenceli geldi. Biz de zannettik ki çoğumuz, özellikle yeni gelen yatırımcı arkadaşlar, aa burası hep böyle, hep komedi yani. Her gün şey var burada, eğlence var. Her gün şey, düğün evi burası. Ama şimdi aslında gerçek piyasa oluşmaya başlıyor. Onun için ben, şimdi izleyen arkadaşlar kızacaklar bana ama bu zaten, ha şunu kabul edeyim bu arada. Yani sert oldu, ona eyvallah. Ama bu sürecin içinde şunu da unutmayalım. Yani pandemi atlatıldı, sonrasında deprem atlatıldı. Seçim atlatıldı. İşte Ukrayna-Rusya hikayesi var, İsrail-Hamas hikayesi var. Ve tüm bunlara baktığında 4400'den başlamış, 8400'e kadar gitmiş. Çok yuvarlayarak söylüyorum, birebir getiri elde etmiş bu sıkıntılı süreçte bu arada. Ve oradan neredeyse işte bir %10 kadar aşağı gelmiş piyasayı bir korku filmi gibi tanımlamam ben. Yani bunca yıllık mesleki tecrübe bence saygısızlık olur. Bunlar bu piyasanın içinde her zaman olan ve olabilecek şeyler. Farklı gerekçelerle olur bu. Bazen dışarıdaki bir haber akışıyla olur, bazen içeriden olur, bazen jeopolitik bir olayla olur, Allah korusun bir doğal afetle olur. İşte bir tane büyük yatırımcıyla ilgili bir sorundan olur. Hatırlayacaksındır bir gün, yani Amerika'da akşamın bir saati bir Fed Finger diye bir şey çıktı. Dünya yıkıldı yani. Bizi izleyen arkadaşlar çoğu hatırlamıyordu ya da bilmiyordur bile. Onun için sen bir kere bir hisse senedi alırken bu aldığının bir riskli varlık olduğunu, bir şirkete ortak olmak olduğunu ve dolayısıyla bir iş yaparken nasıl sabırla, yani şöyle yapıyor musun? Yani sabah geliyorsun, atıyorum bir tane kafem var. O kafeyi de bir açamadık ya, şu parayı toplayamadık bir türlü. İşte kafem var ya da bir büfem var. Sabah geldin, saat 8'de dükkanı çevirdin. Saat 9 oldu, hiçbir müşteri gelmedi diye
dükkanı kapatıp gidiyor musun bugün iş yapmayacağız diye? Sabır orası. Yani ya da bir yer açıyorsun, o işin bir süre oturmasını bekliyorsun. Ama burada üzülerek söyleyeyim, en net görünen şey benim açımdan, yanılıyor olabilirim. Bir süre halka arz konusu artık gündemden düşecek ve eski ilgiyi görmeyecek. Çünkü son yapılan birkaç halka arz, hani o alışılmış 3, 5, 10, 15 tavan bir yana halka arz edildiği fiyatın altında oluşan şeyler var. Bu piyasanın bozulmasında kişisel fikrimi söyleyeyim. Ardı ardına ve parası olarak fena sayılmayacak büyüklükteki halka arzların da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Son 7 haftada yaşlandım şimdi net hatırlamıyorum. 1.7 milyar dolar tahvil piyasasına giriyor yabancı. Ve bu 7 haftada hep nette alıcı. Yani küçük alışlar var, daha büyük alışlar var ama net arttı 7 hafta boyunca. 1.7 milyar dolar tahvilde var. 1.5 milyar dolar da şeyde var, yabancıda var. Bunu niye anlatıyorum? Sen kıymetli kardeşim panik yapıp malını verdiğinde birileri burada alıyor bunu. Yani takastaki yabancı payına baktığında orada tabii yani halka açıklığı çok düşük olan işte QNB var falan filan ama normal bir sistemle baktığında onu dahil ederek ya da dışarı çıkartarak baktığında bir yabancı alışının daha doğrusu takastaki yabancı oranının arttığını da görüyoruz. Bunun Türkçesi şu. Ha belki sen satarak doğru yapıyorsun, belki o alarak doğru yapıyor. Bunu zaman gösterecek ama panik yaparak buradan para kazanılamaz arkadaşlar. Ne alırken panik yaparak, ne satarken panik yaparak. Ben hep anlatmaya çalıştığım şey şuydu, sen de hatırlayacaksın. Burası 7650, 8000, burası mayınlı alan. Hep şöyle dedim değil mi? Ben bu 350 puanlık marjda olmayacağım ben. Ya burası aşağı gelecek herhangi bir gerekçeyle. Orada tekrar döneceğim alıcı olmak için bakacağım. Ya da 8000 üstüne atacak. Hatta 8100'ün üstüne. Orada döneceğim alacağım. Ve şöyle anlattığımı hatırlıyorum. Yani şu anda önümüze bir sis perdesi var. Bir sis bulutu var. Otobandan geldik. Yani 150-160 kilometreyle geldik. O işte geriden o pandemi dönemiyle beraber paraları kazana kazana geldiğimiz yol orası. Ve sonra önümüze bir sis bulutu çıktı. Ayağını çekeceksin gazdan yani. Oraya kadar kullandığın yöntemle kullanamazsın orayı. Allah korusun çıkarsın bir arabanın üstüne ya da bir duvara. Onun için şimdi sakin sakin bekleyeceğiz. Bu 7650-8000 aralığı bu sis bulutun olduğu bölge. Buradan bir şekilde çıkılacak. Aşağı çıkılabilir, yukarı çıkılabilir. Ben yukarı çıkılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama aceleye gerek yok. Şimdi diğer ürünler tarafını da konuşalım. Mesela çokça döviz ve döviz bazlı ürünleri konuşmuştuk. Bile çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir şey ekleyebilir miyim? Diğer ürünler tamam. Dedin diye. Şu yatırım fonlarını da konuşmamız lazım. Aslında piyasa aşağı gelince hacimler daraldı. Tahtalardaki kademeler daraldı. İnceldi daha doğrusu. Ve görülüyor ki geçen gün ismin yani izni olmadığı için ismini vermeyeyim. Portföy yönetimi çok duayen isimlerinden biri. Çok kıymetli bir arkadaşım. Onunla konuşurken o da mesela portföy yönetimi tarafında yatırım fonlarına çok ciddi bir satış olduğunu söylüyor. Ve bu satışlar önemli bir kısmı özellikle hisse yoğun fonlarda ve değişken fonlarda. Şimdi arkadaşlar hisseyi almak satmak konusunda bir trade daha mantıklı bir şey olabilir ama yani fon alıp satar, yani fon trade edeceksek zaten bunca zamandır anlattığımız şeylerin bir kısmı boşa gitmiş demektir. Ha tabii bir de şöyle bir şey var şimdi yani adamın bir yükümlülüğü var. Yani sen demişsin ki kardeşim benim fonumu sat ve benim paramı TR2'de ya da saatlerine göre emir saatlerine TR3'de ver. Bu da bir mal satacak. Likiditeler az. Bu fonların içindeki bazı hisseler çok derinliği yüksek olan hisselerde değil. O malı vermek zorunda. O malı veriyor. O fiyat aşağı geliyor. Öbür taraftaki bir yatırımcının marjin kolu doğuyor falan. Onun için bir miktar şey yapmak da lazım. Yani şöyle söyleyeyim çok abartılı bir şey olabilir. Bence en azından şu fon yatırımcısının bir durması lazım. Yani ya bir de fonu anlayan yeri bir yerde bir durdurmamız lazım yani. Pardon.
Burada aldığın fiyatla sattığın fiyatı da fonda cari olarak göremediğin için, yani sattığın işte 2 gün sonranın Bir şeyine emri geliyor. iletiyorsun. Tabii aynı şey alış için de geçerli. Dolayısıyla bir de fon tarafında ayrıca belirli oranlar tutturmak zorundalar. Tabii. İşte %85 hissede kalmak zorunda. 80 mi 80. 85? 80. 80 hissede kalmak zorunda. İşte ne bileyim Değişkenleri fiyat. kendi iç düzlüklerine göre değişen şeyler ama hisse yoğunları 80'i tutmak zorunda. De, ayrıca gene kural gereği işte belirli bir ÖSEM, yani o fonda bulunan paranın belirli bir büyüklüğü olarak kalınca bir hisse, o hisseyi azaltmak ya da Aynen. artırmak değil ama azaltmak mecburiyetinde kalma durumu söz konusu oluyor vesaire falan. Dolayısıyla ayrıca bir hiç istemediği halde satış yapmak zorunda kaldığı zamanlar da olabiliyor. Fon tarafı dediğin gibi biraz daha fon yatırımcısının sakin kalması gereken bir düzlem. Gelelim diğer ürünler tarafına. Şimdi CDS primlerinin bu kadar düştüğü yerde yeniden Eurobond konuşur muyuz? Sanmıyorum. İki gerekçeyle ben de sanmıyorum. Bunlardan bir tanesi ciddi bir getiri elde edildi orada. Yani getiri nasıl elde edildi? Sen yüksek bir faizden almıştın Eurobond'unu ya da yani yüksek faiz düşük fiyat demek. Ve örneklemek için söylüyorum. Sen 10 faiz almıştın. Bugün geldi 6, 6,5, 7 faizi. Şimdi buradan yani senin buradan alman için yani bir kere şu soruyu soracaksın. Ya ablacığım yani 10 faizle almadığın Eurobond'u bugün 6 faizle niye alıyorsun? Ve bunu alırken de ha şunu diyebilir bu arada yatırımcı bence haklı. Yani şöyle oldu bu arada ben geçen gün bir bankadaydım Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi. Arada bir şubeye giriyorum. Yanımda işlem yapan bir hanımefendi benim dolarım var. Faiz ne veriyorsunuz dedi. Oradaki müşteri temsilcisi arkadaş dedi ki faiz vermiyoruz. Aynısı vermiyorsunuz canım olur mu öyle şey dedi. Büyük bankalar şu anda döviz tevdiatına bir faiz vermiyor dedi. Şimdi birikimini döviz birikimini bankaya koyup bir şey alamayan yatırımcı için denebilir ki ya abi sen 6-7 faizin neyini beğenemiyorsun? Buna eyvallah bu kısmına. Ama buradan daha iyi para kazanabilmen için bu faizin daha aşağı gelmesi lazım. Gelir mi? Gelir. Ama o marş yani ondan 6'ya geldi aynı hızda 2'ye gidecek hali yok buna zaten. Tarih ortalaması belli. Yani zaten şöyle söyleyeyim ne derler? CDS 300 zaten. Aşağı gelme olasılığı var ama aşağı gelme marjı sınırlı. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı herkesin aklında şöyle bir soru var. Hani suyu vukuundan beter diye bir laf var ya. Şu vergi meselesini diyorsun. Evet. Şimdi orada Sayın Cumhurbaşkanı'na tanınan o ya da verilen o yetki yani %40'a kadar faizi çıkartma ihtimali ya da o hakkın Sayın Cumhurbaşkanı'nda olması ya da %15 olan hakkın %40'a yükseltilme hak yetkisi diyelim ona. Orada bence %15 olan hakkın %40'a çıkarılması ihtimalinin konuşulması oransal bazda ki hikaye değil. Asıl orada bir vergi olduğunu ve kullanılabilecek olduğunu hatırladı insanlar. Bence temel Ya problem o. sana bu konuda çok katılmıyorum. Çünkü gerçekten Eurobond işini bilen yatırımcı ya da Eurobond'da işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcısına Eurobond'u anlatan müşteri temsilcisi, yatırım uzmanı o işin zaten vergisinin olduğunu biliyor. Vatandaş da bunu ödüyor. Ya ödemeli. Hani ödememeye kalkarsan ne olur? Zaten takas banktan devlet gelir ebeler seni rahat ol. Yani sıkıntı, sen ha ha falan vergi ödemedin derken bir gece ansızın gelebiliriz olur ondan sonra yani. ama buradaki hikaye ya zaten ya faiz düştü. Hadi buradan aldık. Abi yarın sabah kalktığında bir de bunun üstüne şeyi de ne derler vergisi de daha çok artarsa ne yaparız ki sorusu bence Eurobond'u artık yatırımcı için bir daha söylüyorum. Ben getiriye razıyım. Benim çoluğum çocuğum var. Ben buradan alırım. Vergisini de öderim. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Bu parayı ne yapacağım zaten yani işte %5 ile 6 ile 7 ile vergi şey yaparım ne derler değerlendiririm diyenler istersem sorun ama ya bundan
2 ay önce, 3 ay önce konuştuğumuz dönemdeki bir cazibenin Eurobond tarafında olmadığını düşünüyorum. Aynı şeyi tahvil hazine bonusu için de söyler misin? Yoksa yabancının tahvile girişi başka bir anlam ifade eder ve başka bir hikaye yazdırır mı bize? Nefis soru. Şimdi birisi orada bir ilgi çok net biçimde gözüküyor. Yani orada neredeyse %1'lere falan gelmişti galiba yabancı payı. Ve böyle %30'lardan geliyor. Öyle böyle bir geri çekilme değil. Şimdi tekrar bir ilgi var orada. Ben bu ilginin devam edebileceğini düşünüyorum. Ama yine öğlen konuştuk. Şunu unutmamak lazım. Herkesin konuştuğu ya da işte sohbetlerde dile getirdiği, ya bu politika ne kadar sürdürülebilir? Bu kadroyla yola devam edilir mi? Acaba bu seçime kadarki bir dönem, seçimden sonra tekrar eski politikaya dönülür mü? Soru işareti ya da endişesini Moody's dile getirdi sonunda. Bu bence çok yerinde bir soru ve bu soruyu sorana ya da düşünene de ya bunu da nereden çıkartıyorsunuz arkadaş diyecek kimsenin şeyi yok, hali yok. Eğer gazete pencereye bugün yazdım yazıyı gönderdim. Benzer bir şeyi orada da yazdım. Bizim acilen yatırımcı güvenini yeniden tesis etmemiz lazım. Bunu başarabilirsek gerçekten yolumuz biraz daha rahatlayacak. Çünkü demin anlattığım o CDS düştü. Rezervlerde bir toparlanma var. İşte döviz talebinde bir kırılma var. Falan filan. Bunlar işin bardağın dolu tarafları. Ama bunun yanına bir güveni ekleyebilmemiz lazım. Hatta belki bunun zeminine ya da çatısını bununla kapatmamız lazım. Ve şu anda o güven ortamının çok olmadığını ben kendi adıma rahatlıkla söyleyebilirim. Yani beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin. Ama dünyadaki en büyük 3 kredi derecelendirme kuruluşundan bir tanesi bu riski yüksek sesle dile getirip değerlendirmesinde yazıyorsa bir kere durup bir düşünmek lazım. Yani biz ne yaptık ki bu insanların kafasına bu takıldı, bu soruyu soruyorlar dememiz lazım. Eğer bu politikanın devam edeceğine ilişkin beklenti kuvvetlenebilirse ben yabancının tahvili olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum. Ve özellikle uzun vadeli tahvilin yatırımcıya bir para kazandıracağını düşünüyorum. Buradaki hikaye şu. Ya bu faiz 5'lerden geldi buraya bu arada. Tahvil faizi onu da söyleyeyim. Tahvil tarafında özellikle uzun vadeli tahvilde yabancı pozisyon alırken şöyle alıyor. İlk yıl para kazanmamayı göze alıyor. Örneklemek istiyorum. %x enflasyon beklentisi var. %x de tahvil faizi var. Ya da çok minör bir fark var. Diyor ki ya ben bu sene bu şeyden para kazanmasam da olur. Ama gerçek bir dezenflasyon sürecine başlandıysa bu faiz bana ikinci senede para kazandırır. Üçüncü senede, dördüncü senede çok büyük para kazandırır. Eğer hem enflasyon beklentimizi çıpalayabilirsek daha önemlisi yatırımcıyla doğru iletişimle bu güveni tesis edebilirsek ben şeyde ne derler ona tahvil piyasasında yatırımcı ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi faizden bu kadar bahsetmişken kredi kartlarına, kiyomaçlara vesaireye uygulanan faiz oranları Merkez Bankası politika faiz değiştiğinde değişir ya. Değişirdi artık değişmiyor. İşte değişmemesini neye bağlıyorsun diye soracağım. Yani tek kelime cevap vereyim mi? Popülizme. Yani şunu da söyleyeyim bu arada. Normalde bakarsan vatandaşı korumak adına çünkü ya bu ülkenin bir gerçeği var. Bu ülkenin bir ekonomik büyüklüğü var. Bu ülkenin bir kayıt dışı ekonomisi var. Pek çok farkında olduğumuz olmadığımız, dile getirdiğimiz, getirmediğimiz pek çok şey var. Durum var. Ama bunlardan bir tanesi bir daha söyleyeyim. Bu uygulanan deney, çünkü ben ona deney diyorum artık. Başka türlü izah etmek çok mümkün değil. Önce emekliyi, sonra sabit gelirliyi ve dar gelirliyi derinden vurdu. Yani burada en şey kaybeden, refah payı kaybeden, vazgeçim refah payından, satın alma gücü en fazla törpülenen kesim bu insanlar. Ve bu insanların önemli bir kısmı zaten kredi kartıyla hayatını idame ettirmeye çalışan insanlardı işte. Yani
kredi kartının asgarisini ödüyor. İşte hayatını devam ettiriyor. Öbür taraftan gidiyor bankadan kredi alıyor. Belli vadede bunu kapatıyor. Böyle aslında bildiğim bir finansal mühendislik var. Şimdi kullanmayan anlamaz bunu. Ama o yani 8,5'den başlayıp bugün itibariyle 42,5'a gelmiş faizin şeydeki nakit çekim avansındaki ya da işte gecikme faizinde muazzam bir yük haline getirdi. Hı hı. Ama örneklemek için söylüyorum yani. Sen eskiden ödemediğin kısma 500 lira faiz öderken bugün 2500 lira ödemek zorunda kaldın. Ve artık bu o insanların kendine bir finansal mühendislikle bir nefes alma alanı yarattığı yerde de şeye başladın. Boğmaya başladın, o alanı daraltmaya başladın. Onun için de zaten kamunun nezdinde bankalar hep şey, ne derler, çok para kazanan bir sektör. Dediler ki arkadaşlar sizin kazandığınız zaten size yetiyor. Siz biraz bir kenarda bekleyin. Ben vatandaşımı 8,5'tan 40'a getirene kadar, daha doğrusu 35'e getirene kadar, 35'e getirene kadar size şey yaptım, ne derler, mağdur ettim. İnsanlar bu konuda sıkıntı çekti. Bundan sonrası yok dedi. Yani sosyolojik açıdan bakarsan doğru karar. Uygulama açısından bakarsan ben piyasaya müdahale edilmiş çok şey olmadığı sürece, piyasaya müdahale edilmiş hiçbir şeyin doğru karar olmadığını düşünürüm. Peki şimdi bir uzun zamandır seninle konuşmadık ama bir altında sorasım var. Madem bu kadar çok ürün konuştuk seninle, yeniden böyle bir güvenli liman haline geliyor mu? Amerika tarafında faiz artırımlarının artık sonuna gelinmiş olması, enflasyonun kontrol altında olması ve bunun teyidinin sağlanması vesaire ortaya çıkacak parayı o tarafa doğru iter mi? Ben oradaki en büyük riskin ya da fiyatlama üzerindeki en büyük unsurun bir kere jeopolitik riskler olduğunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde. Yani hep o söylediğim bir daha söyleyeyim. Maalesef o kadar şeye alışıyoruz ki gündeme. Rusya-Ukrayna konusu tamamen gündemden kalktı. Neredeyse İsrail-Hamas konusu bile çok minimal hale geldi artık. Yani dünyanın şeyi değil, ana gündem maddesi maalesef değil. Bu da finans piyasasının, dünyadaki finans piyasasının bir acı gerçeği aslında. Sadece finans piyasasının değil yani hayatın doğal akışının aslında olduğu hal bu. Ne kadar uzun süre o savaşın içerisinde, yani çok acımasızca bir şey söylediğim farkındayım. Ama o savaşın işin gerçeği yaşanan hali yani. Yani bizatihi o savaşın muhatabı değilsen ve ilk zarar göreni değilsen sonuçta bu yangının bir içinde sonra, değilsen orada. Evet yani senin evin yanmıyorsa ya da karşı apartman yanmıyorsa 5 mahalle ötesinde bir yerin yanması seni bir süre gündeminde kalıyor. Bir süre onunla ilgileniyorsun. Ondan sonra burada yangın çıkmaması için de başka önlemler, başka şeyler yapman gerekiyor. Doğal olarak o senin gündeminden düşüyor. Bu çok yani hayatın doğal akışıyla ilgili bir şey. Doğru, haklısın. Şimdi buradaki hikaye bence şu. Bir, portföylerde mutlaka kıymetli maden, benim tercihim altın ve o işin çok uzmanı değilim. Dolayısıyla işte gümüş merak edenler var, başka şekilde soranlar var. Fon mu alalım, işte hisse senedi haliyle olan sertifikayı mı alalım diyenler var. Bir, portföylerde mutlaka şey olmalı, altın olmalı. İki, bunu isterseniz fon olarak alın, isterseniz hisse senedi olarak. Buradaki temel hikaye ya da fiyatlama üzerindeki genel etkiyi bence şöyle göreceğiz. O da şu. Senin söylediğin gibi bugün sona ermiş bir FED faiz arttırım döngüsü var. Bundan sonra bir süre beklenecek. Ve kuvvetle muhtemelen 2024'ün ikinci yarısına giderken de bir faiz indirim döngüsüne başlanacak gibi. Bu genel manada çok böyle kaba hatlarıyla söyleyeyim. Amerika'da faizlerin düşeceği beklentisi bir kere altını kıymetli kılar. Çünkü bu ne demek? Faiz artması, faizin inmesi, dövizin, doların zayıflaması demek. Zayıflayan dolar altına yarar. O ilişki orada ters. Evet. Ama neden kalın bir çerçeve bu? Yani çok ne derler, genel bir yaklaşım dedim. Çünkü dünyada işte hatırlayacaksın böyle faiz savaşlarından falan söz ediyor. Yani Amerika o faiz indirmeye başladığında
şeyde de ne derler? Avrupa Merkez Bankası'nda eli armut toplamayacak. Onlar da herhalde kendilerince bir şey yapacaklar. Onun için oradaki genel yaklaşımı bir doğru okumak lazım. Ben mutlaka portföylerde bir altın bulundurulması gerektiğin altını bir kez daha çizeyim. İçeride söyleyebileceğim şey şu. Bizim yatırımcımız hem altını hem dövizi aynı portföyde tutmaya biraz meraklı ama onu iki ayrı ürün gibi okuyor. Yani işte ne kadar param var, yani paranın dağılımı ne dediğinde işte %20 altınım var, %20 dövizim var diyor. Ama içerideki altın fiyatı da netice itibariyle dövizle belirlenen bir fiyat. Onun için bir kez daha o portföy dağılımı yapılırken biraz daha şey yapmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Çünkü orası sadece yani dövizi ayrı, altını ayrı okuyunca sanki elinde iki enstrüman varmış gibi değerlendiriyorsun, düşünüyorsun. Ama çok öyle olmuyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Ama son cümle bu konuyla ilgili şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani o demin anlattığım işte FED faiz indirimlerine başlayacak. Dolayısıyla bu fiyatlama üzerindeki etkisi olacak konusu. Orada biraz şunu unutmamak lazım. Özellikle FED bu sözlü yönlendirme kısmında o kadar iyi ki, yani faiz indirimlerinin artık başlamasına yakın o mesaj kuvvetlenirse zaten bu fiyatlama başlayacaktır. Yani şöyle olmayabilir. Bir gün işte örneklemek istiyorum. Mayıs ayında küt diye bir haber düştü. Dendi ki FED faiz indirdi. Aa faiz indirdi. Hadi buradan altın yükselir dediğin yerde o klasik hani o beklenti alınır gerçekleşen satılır döngüsünde senin aldığın altını zaten o güne kadar daha öncesinden riskini almış, pozisyonunu almış ve dönüp satmak isteyen yatırımcı grubunun olduğunu da kar realize etmek isteyen bir yatırımcı grubunun olduğunu unutmamak lazım. Peki şöyle ufak ufak toparlamaya doğru başlayalım. 2024'ün içerisinde daha doğrusu bence ilk çeyreğe kadar bir şeyler konuşabiliriz şimdiden. Onun da gerekçesi Mart'ta seçimin olması. Yine sertleşecek söylemler mutlaka olacak. Yine işte bağıran çağıran yorumcuları göreceğiz. Yine işte her konuda fikir bildiren her konunun uzmanı insanlar çıkacak ve bunları konuşacak. Onun sonrasında işte sokaktaki vatandaşa kadar inecek, onlar kendi aralarında tartışacak. Mitingler, vaatler, şunlar bunlar vesaire derken yine bir seçim gündemi ve o hikayenin içerisinde birçok şeyi aslında olduğundan daha farklı görüp, olduğundan daha büyük görüp o şekilde fiyatlayacağımız bir süreç de olacak. O sürece kadar olan dönemde en iyi konu 3 ay var sonuçta. Ne önerirsin? Vallahi şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle ya da sen de aynı görüşte misin? Önce onu sorayım. Şöyle bir saçım falan toparlayayım çünkü Aydın'a buradan şey çıkar, kısa video çıkar şimdi. Sosyolojik olarak senin söylediklerinle aynı fikirdeyim. Ama bireysel olarak biraz daha farklı bir düşüncem var. Yani bu gerginlik olur, bir seçim ortamı, seçim belirsizliği. Ama netice itibariyle genel seçimi atlatmış, hem de iki turlu bir genel seçim atlatmış bir ülkeden söz ediyoruz. Ve netice itibariyle burada bir yerel seçim yapılacak. Bu yerel seçimin bence iktidar partisi ya da Cumhur İttifakı açısından anlamının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Onlar kazanmış oldukları genel seçim zaferini yerel seçimlerle de taçlandırmak istiyorlar. Özellikle Ankara ve İstanbul burada önemli iki tane şehir. Elbette bir seçim belirsizliği söz konusu olacaktır. Ama bu yine aynı yere döneceğim. Bu sorunun cevabı bence şu mine. Bu cevabı bulabilirsek her şey yoluna girecek. Sonuç ne olursa olsun. Yani sonuç iktidar partisinin istediği gibi de olsa. Yani olasılık bazlı anlatayım. Hem İstanbul'u hem Ankara'yı aldı. İstanbul ve Ankara'dan birini aldı. İkisini de kaybetti. Bu üç senaryoda da ülkenin bugün uygulamakta olduğu ekonomi politikası değişmez ve mevcut kadrolarla bu politika devam ettirilir deniyorsa hiçbir risk görmem. Hayır, o iş öyle olmaz. Çıkan sonucun sonunda Sayın Cumhurbaşkanı arkadaş benim faiz konusundaki yaklaşımım zaten belli.
faizi aldınız 8,5'tan 40'a getirdiniz. Enflasyon da öyle bir düşmüyor yani. Hala yükseliyor. Ve bu sizin uyguladığınız politika bana seçim kaybettirdi. Zaten benim inandığım politika da bu değildi söylemini eyleme dönüştürürse, ya böyle bir şey, söylem geliştirir ve bunu eyleme dönüştürürse, o zaman zaten bambaşka hikaye konuşuruz. Ama bu benim anlattığım senaryo, seçim bitmiş, seçimin sonucu çıkmış ve ekonomik yansımalarını görmeye başladığımız dönem. Seçime kadar ne görüyorum? TL tarafın daha cazip kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kurun yukarı doğru devam edeceğini, ama getirisinin en azından seçime kadarki olan kümülatif getirisinin TL'nin üstüne çıkmayacağını düşünüyorum. Borsada buralardan daha yüksek yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Ama bir rally beklemediğimi söyleyeyim. Ama o yükselişin de çok genele yayılan alımlarla değil, yabancının da ilgisini çeken, yani yabancı geldiğinde piyasa değeri açısından, halka açıklık oranı açısından, farklı kriterler açısından şey yaptı, ne derler, ilgi gösterdi ya da pozisyon aldı sektörlerde ve hisselerde olabileceğini düşünüyorum. Altın tarafında da biraz daha sakin, ama kurla birlikte biraz daha, yani altının daha sakin seyredeceğini, döviz tarafının yukarı eğilimini sürdüreceğini, ama reel olarak TL'nin dövize göre daha iyi performans göstereceğini, borsada ise bugün alıp seçimde satanların ya da seçime çok yakın zamanda satanların genel manada endeks üzerinden söyleyeyim bir getiri elde edeceklerini düşünüyorum. Yani neticede 3 ay var, çok kısa bir süre. 3 ay var, çok uzun bir süre. Türkiye gibi yerde işte 3 günde ne olduğunu gördük. Ama genel beklentim bu. Yani sakin geçeceğini düşünüyorum. Genel olarak o şey paniği bitti çünkü. Her eline işte 1000 lira, 5000 lira, 50 bin lira geçenin ilk bulduğu döviz bürosuna girip döviz almak istediği dönem bir şekilde sakinleşti en azından. Bunun da bir faydası var. Ama burada iki şey bence önem arz ediyor. Biraz konudan bağımsız bir şey olacak. Bir, açıklanacak olan asgari ücret. İki, gerek özel sektör gerek kamu yılda tekrar tek zamma dönecek mi? Yoksa Ocak-Temmuz döneminde iki zamma alınacak. Bu bile bizim enflasyon konusuna yaklaşımımızı ve dolayısıyla bütün para politikasının şekillenmesi için bence önce olacak. Peki, o zaman var mı eklemek istediğim şey? Var. Büyük bir sürprizim var. Yeni yılın ilk haftasındaki yayında o 5 hissemi bir daha gözden geçirip varsa bir değişiklik açıklayacağım arkadaşlar. Wow, hadi bakalım. Yeni yılın ilk haftası gelsin o zaman bir an önce. Mert Yılmaz'dan alalım tüyoları, bakalım nasıl bir 2024 portföyü yapacak kendine ya da 2023'ten kalan hangi hisselerini değiştirecek. Şok şok şok. Şimdiden hazırdır Osman herhalde KJ'ler. Yolla gelsin deyip. Peki, ağzına sağlık o zaman. Osman Bahar, elinize sağlık arkadaşlar. Herkese her şeyden önce sağlıklı, sonrasında bol kazançlı günler diliyorum. Keyifli de vakit geçirmenizi umuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.